1940 yılında Fransızların Nazilere yenik düşmesi yalnızca 6 hafta sürmüştü. İngilizleri Almanlardan uzak tutan şey ise İngiliz kanalından başka bir şey değildi. Tahta bir bacağı sahip olan kadın ajan Virginia Hall gösterdiği üstün başarıyla savaşın gidişatını değiştirerek tarihe adını yazdıran isimlerden biri oldu. Bu videoda İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren kadın ajan Virginia Hall'un hikayesini izleyeceksiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ilerleyişini durdurmak isteyen İngilizler, Fransa'da bulunan Almanların arasına casuslar göndermeye karar verdi. Başbakan Winston Churchill, İngilizlerin belki de tek şansı olacak bu operasyon için hızlıca SOE adını verdikleri bir gizli servis kurdu. Ajanlara verilecek görev ise oldukça tehlikeliydi. Virginia Hall ise hem Amerikalı olması, hem kadın olması, hem de tek bacağının sakat olması nedeniyle mükemmel bir ajan profiline sahipti. Savaş başlamadan bir süre önce ava çıktığında yaşadığı bir kaza sonucunda sol bacağını kaybeden Virginia, Nazilere karşı verilecek savaşta yer almak için oldukça istekliydi. Dezavantajlarını dahi faydalı bir forma getirmeyi becerebilen Virginia, bu zorlu görevi tereddütsüz şekilde üstlendi. Amerikalı bir gazeteci olarak Fransa'da ajanlık faaliyetine başlayan Virginia, New York Post için hazırladığı haberlerin içine SOE gizli servisinin çözeceği şifreli bilgiler gizliyordu. Amerikalı yayıncı da cesur bir şekilde gizli bilgileri İngilizlere ulaştırma konusunda işbirliği yapmıştı. Hassas bilgileri direkt olarak Londra'ya ulaştırıyordu. Radyo frekanslarına sızmakta başarılı olamayan İngilizler için bu bilgiler hayati önem taşıyordu. Alman birliklerinin hamleleri, silahlar ve endüstriyel üretim hakkında bilgiler toplayan Virginia, aynı zamanda Fransa'yı kurtarmak için de çaba gösteriyordu. Alman askerlerinin gölgesinde casusluk faaliyetleri yürüten Virginia, Fransa'yı kurtarmak için birlikler toplamaya başladı. Lyon'da örgütlenmeye çalışan bu birlikler oldukça dağınıktı. Ülke genelinde bir korku hakimken, Alman birlikleriyle savaşmaya çalışan küçük gruplar da vardı. Virginia ise daha gizli ve disiplinli bir birlik kurmayı tercih etmişti. Genel ev işletmecisi olan Germany ile bağlantı kurarak Alman askerlerine müdahale etmesi, Virginia'nın azmine ve farklı kişiliğine dair bizlere ufak fikirler verebiliyor. Germany'nin tesisinde casusları saklayan, ondan yakıt yardımı alan Virginia, aynı zamanda Alman askerleri hakkında bilgi toplamak için de bir fırsat yakaladı. Germany'nin kızları Alman askerlerinin evraklarını kurcalıyor, onları konuşturuyor, hatta uyuşturucu bağımlısı haline getiriyorlardı. Salgın hastalıkları askerlere bulaştırmak, giysilerine kaşındırıcı ilaç atmak gibi birçok yöntem de deneniyordu. Esnafla anlaşıp dükkanları silah deposu olarak kullanmak, kuaförlerle anlaşıp kılık değiştirmede yardım almak, kuru temizlemeciler üzerinden gizli mesajlar iletmek, Virginia'nın denediği yöntemlerden yalnızca birkaçıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kontrolü altında olan Fransa'yı kurtarmak için neredeyse her şeyi deneyen Virginia, savaşın kaderini belirlemede en önemli figürlerden biri olmayı da başardı. Savaşın bir diğer önemli figürlerinden Olive'le bir kafede buluşan Virginia, bir şekilde bu tuzaktan kaçmayı da başarmıştı. Güçlü birliklere sahip olan Olive'le polislerle dolu bir kafede buluşan Virginia, Olive'in peşinde olan polisler tarafından tuzağa düşürülmüştü. Dostlarının da yardımıyla bu tuzaktan kurtulmayı başardı. Sonya Pornell'ın A Woman of No Importance kitabı, Virginia'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı cesur hamleleri inceleyen geniş kaynaklar arasında. 1945 yılının Mayıs ayında mağlup edilen Almanya, başta Polonya olmak üzere Fransa ve Avrupa'yı uzunca bir süre domine etmişti. Yeni videolarda görüşmek üzere.